bir bela Talha. Böreği açarken asla oklava kullanmazdı yufkayı incitmemek için. Ay alem kadındı Mela Talha. Ama onun yaptığı böreği... Cavidan Hanım. Ay İhsan Bey, bir şey anlatıyorum burada. Önemli değil Cavidan. Sonra anlatırsın Mela Talha'nın böreklerinin nasıl olduğunu. Cavidan. Gel senle şöyle yürüyelim biraz. Şimdi bu İrfan var ya... aslında pırlanta gibi bir çocuktur. Ay bilmez miyim? Yalnız küçük bir sorunu var. Ya. Evet. Şimdi bu İrfan... aklından geçenleri söylemekte biraz zorlanıyor. Yani... çaktın mı vaziyeti? Vaziyetini yaptın mı? Anladın mı yani? Ha, evet anladım. Şimdi siz... siz iki haftadır bir arada yaşıyorsunuz. Bu... yani iki insan için uzun bir süre. Sevinç'le benim gibi evli değilsen tabii. Ay evet, ikinizin de mutluluğu gözlerinizden okunuyor. Tabii çünkü biz birbirimizi seviyoruz. Birbirini seven insanların bir arada yaşamaları kolay. Orada bir sorun yok ama... ama birisi kanepede yatmak zorunda kalınca sakatlaşıyor iş. Sakatlaşıyor? Yani olmuyor. Evet. Şimdi İrfan der ki... senin sürekli kalabileceğin daha kalıcı bir eve ihtiyacın olduğunu düşünüyor İrfan. Kalıcı bir ev mi? Kalıcı bir ev. Yani... Ah, İrfan! İrfan! Bunu bana neden daha önce söylemedin? Ağlama! Ağlama Cavidan! Bunlar mutluluk gözyaşları İrfan. Farkındayım. Mutluluk mu? Evet. Sevgili utangaç şirin çocuk seni. Demek utandın. Kendin söyleyemedin. İhsan Bey'e rica ettin. Hislerine tercüman olsun diye. Yani evlilik teklifi için. Evlilik teklifi mi? Evet. Ve ben de kabul ediyorum İrfancığım. Seninle sonsuza kadar birlikte mutlu olacağız. Sonsuza dek birlikte mi? Evet. Ay, o kadar mutlu ettin ki beni anlatamam. Yani bugün hayatımdaki en mutlu gün. Ay gidip anneme haber vermeli. Canım benim. Ay. 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 Katiyen katılmıyorum. Sen ne dedin Cavidan'a? Bavulunu toplayıp İrfan'ın evinden gitmesini söylediğimi sanıyorum ben. İyi de kız İrfan'ın kendisine evlenmek teklif ettiğini sanıyor. Evet. Bir şey soracağım. Bu Erzincan bizim Doğu Anadolu'da bir vilayetimiz değil mi? Bu ne biçim soruyu sen tabii ki öyle. Peki bu Cavidan denen kız neden Türkçe anlamıyor? Bütün bu olanların tek sorumlusu benim. Ben bu kıza sert davranmalıydım. Evet. Yani onu evimde istemediğini söylemeliydim. Evet. Ve gidip şimdi ona onunla evlenmek istemediğimi de söylemeliyim. Evet. Ama yapamıyorum. Yaparsın. Yapacaksın. Yapmalısın. Ne var ne oluyor? Bu ne gürültü? Sorma. Cavidan İrfan Bey'in kendisiyle evlenmek istediğini sanıyor. Aa. Böyle aptalca bir fikri kim soktu kafasına? Bu. Ha anlaşıldı. Fabrikadan halka direkt satış. Sen kendi işine baksana. Senin üç kuruşluk fikirlerine ihtiyacımız yok burada. Haklısınız. Size daha ucuzu var ki. Allah'ım ne yapacağımı bilemiyorum. Cavidan'la evlenmek istemiyorum. Ama onun kalbini kırmayı da istemiyorum. Hiç takma kafana İrfan. Sen nasıl olsa halledersin. Hadi bana eyvallah. Dur bakalım İhsan Efendi. İrfan Bey'in başını bu derde sen soktun, yine sen çıkaracaksın. Hayır Sevinç Hanım, İhsan Bey'den bunu yapmasını istememelisiniz. Çok haklı. Bunu ben istemeliyim. Beyefendi istirham ediyorum, önümüzde eğiliyorum, diz çöküyorum, rica ederim. Beni bu beladan kurtarın. Eğer muvaffak olursanız hayatımın sonuna kadar tek dostunuz olarak kalırım. Benim korktuğum da bu ya zaten. Şimdi git ve Cavidan'a İrfan Bey'in onunla evlenmek istemediğini söyle. Tamam tamam. Hadi İrfan kalk gidiyorum. Yok ben gelmiyorum. Ben yetişkin bir insanın kederden kendini yerden yere atmasına dayanamam. Abartma İrfan, Cavidan o kadar deli değil. Yok o değil ben. Senden beklenir tabii.